Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Zat-ı Mekke 9. sefir 58. kısım. Fasıl içinde vasıl. Aşure günü orucu. Bilginler hangi günün yasaklandığı hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bir kısmına göre 10. gündür ki bu doğru görüştür. Ben de bu görüşteyim. Bir görüşe göre ise 9. gündür. Vasıl, batını yorum. Burada el-evvel ve el-ahir isminin hükümleri vardır. Kendi zatının birliğinde yerleştirilen kimse 10. günü tutar. Çünkü 10, basamaklı sayıların ilkidir. El-ahir isminin makamını yerleştirilen kimse ise tek sayıların sonuncusu olan 9. gün oruç tutar. Aşure orucu teşvik edilmiş bir oruçtur. Farz olup olmadığı hakkında görüş ayrılığı bir yana, Ramazan orucundan daha önce farz kılınmıştı. Bu nedenle aşure orucu vaciplik konumu kazandığı gibi hükmü de vacip orucun hükmüdür. Aşure orucunu tutan kimse bir yandan farz ibadetlerin sonucu olan yakınlık ile nafile yakınlığı gerçekleşir. Aynı zamanda bu makam sahibi de iki müşahede sahibi ve tecelli haline gelir. Bu ikisini aşure günü orucunu tutan kimse olması bakımından onlara zevk yorulabilen kişi bilebilir. Vasıl, aşure günü orucunun fazileti. Müslim, Ebu Katade'nin, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem aşure günü orucu hakkında şöyle dediğini aktarır. Aşurenin bir önceki senenin kefareti olacağını Allah'tan umarım. Aşure gününün gücündeki hareket, her birinde kendisine yakışan oruç ibadet yerine getirildiğinde bütün senenin günlerine denk olmuştur. Aşure günü, önceki sene tutulan bütün oruçları yüklenmiştir. Bu nedenle bugünü tutabilen kimse, faziletli gece ve günler içinde yapılan hiçbir hata nedeniyle cezalandırılmaz. Bununla birlikte Ramazan olduğu kadar Arife günü, Kadir gecesi ve Cuma günü bu günden daha faziletlidir. Kendisinden faziletli günler karşısında Aşure günü, kendisinden daha üstün bir insana namaz kıldıran imama benzer. Örnek olarak üstünlüğü kesin olan Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırışında sahabeden İbn-i Af'ı verebiliriz. Böyle bir imam, imamlık yaptığı insan üstün olsa bile cemaatin unutmasını yüklenir. Öyleyse aşure günü orucunun bütün senenin günlerinde işlenmiş günahları taşıması yadırganamaz. İşi müşahede ettiğinde veya keşif sahibi olduğunda söylediğimiz doğruluğunu görürsün. Şari yani peygamberin ve arifin Allah'tan umarım demesi Allah'a duyulan hüsnü zandan kaynaklanır. Bu ifade Allah karşısında söylenen bir saygı ifadesidir. Bununla beraber o, Allah'ın günahı örteceği hakkında bir bilgiye de sahiptir. Allah şöyle der, umulur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Ayette geciktirme ifadesi gelse bile Allah kullarında neyi uygulayacağını bilir. Bu nitelik yaratılmışa daha layıktır. Çünkü o, Allah onu bildirmese bile gerçek anlamda kula aittir. Allah bildirdiğinde ise Allah karşısındaki saygının gereği olarak asıl üzerinde kalır. Dikkat ediniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kesin olarak öleceği halde Allah onun hakkında şöyle der. Sen de ölümlüsün, onlar da ölümlüdür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baki mezarlığına geldiğinde Allah dilerse şeklinde bir istisnada bulunarak kabirler üzerinde durmuş, onlara selam vermiş ve şöyle demiştir. Allah izin verirse biz de size katılacağız. Peygamber burada kesin olan bir konuda istisnada bulunmuştur. İstisnanın imanda veya ölümde olması birdir. Çünkü her ikisi de peygamber için kesindir. Öyleyse bu ifadeyi kullanmak Allah'a karşı bir saygıdır. Çünkü Allah ona şöyle emretmiştir. Allah dilemedikçe demeden yarın bir şey yapacağım deme. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yapmak anlamı taşıyan katılacağız sözünü kullanınca Allah emrine uymak üzere istisna ifadesini kullandı. Fasıl içinde vasıl. Geceden niyetlenmeksizin bu orucu tutmak. Buhari, Seleme bin Ekfa'nın şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Eslem kabilesinden birine insanlara şöyle nida etmesini emretti. Kim yemek yemişse günün kalanını tamamlasın. Yememiş olan ise oruç tutsun. Çünkü bugün aşure günüdür. Öyleyse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aşure orucuna geceden niyetlenmemiş bir insanın durumu ile Ramazan'ın ilk günü geceden oruca niyetlenmeyen ve yeğenin durumuyla bir saydı.
O günün Ramazan günü olduğunu öğrenen bu kişiye yemek yememesi ve kaza etmesi emredilmiştir. Hadis güvenilir bir hadistir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der: günün kalan kısmını tamamlasın. Onu oruçlu diye isimlendirmede. Ebu Davud'un Abdurrahman bin Seleme'den, Seleme'nin de amcasından aktardığı şu hadiste Buhari'nin hadisini destekler. Eslem kabilesi peygambere geldiğinde peygamber onlara şöyle sormuş: bugününüzü oruçlu geçirdiniz herhalde. Onlar hayır diye cevap verince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse günün kalan kısmını tamamlayın ve kaza ediniz demiştir. Bilginler bu hadisi güvenilir hadise katmamıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böylelikle kendisinde fazileti kullara yükselen Allah'ın sırrı bulunan bu günün saygınlığını dikkate almıştır. Burada oruçta olunmasa bile yemek ve içmekten uzak durmanın fazileti de ortaya çıkar. Bu ise sufilerin sözlerinde işaret ettiği açlıktır. Ben de bu konuda şu dizeleri söyledim: aç kalırım, oruç tutmam. Çünkü nefsim orucun sevabında benimle didişir. Onun bu küçük ücreti olmasaydı derdi ki orucu tutmak ve yerine getirmek farzdır. Çünkü kul Allah'ın kuludur, asla olamaz. Gerçekte bir kimsenin hedefi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu orucu kaza etmeyi emrettiğine göre günü kaçırıldığında kaza edilen belirli adağı değil Ramazan'a benzetmesi güçlenir. Adak orucu sahibi geceden niyetlenmediğinde günün kalan kısmını tutmuş olsa bile kaza edilmez. Peygamber ise bize onu tutmayı emretmiş ve teşvik etmiştir. Aynı zamanda Peygamber bize ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlara aykırı davranmayı da emretti. Burada aykırı davranmanın konusu Allah'ın kendilerine izin vermediği konularda onların yaptıkları, değiştirdikleri ve yasa haline getirdikleri hususlarla ilgilidir. Biz peygamberlerinin onlar adına yasa yaptığı şeyler ile kendilerinin yasa yaptıklarını ayırt edemeyiz. Bu nedenle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara karşı çıkmayı bize emretti. Bunun istisnası ise bizzat peygamberimizin onların şeriatlarından onayladığı ve kesin bir şekilde bize bildirdiği hususlardır. Böyle hükümlere örnek olarak dul zaninin recmedilmesini ve unuttuktan sonra hatırlayanın namazını kılmasını örnek olarak verebiliriz. Aşure orucu belirlendiğinde onu da öğrenmiş olduk. Allah peygamberleri hakkında şöyle der: onlar Allah'ın hidayet ettiği ve rehberliklerine uyulan kimselerdir. Başka bir ayette ise Nuh'a vasiyet ettiği şeyi sizin için de uygun gördü buyurur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurur: biz Musa'ya sizden daha yakınız. Biz derken kendisini ve ümmetini kastetmiştir. Böylelikle Yahudilerden Musa'ya daha yakın olduk. Çünkü onlar Musa'nın getirdiği her şeye iman etmemiştir. İnansalardı Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme ve getirdiği kitaba da inanırlardı. Bize ise Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem ve kendisine indirilene inanmamız emredildi. Sonra Hak da bunu bizden bildirmiştir ki onun haberi doğrudur. Öyleyse Muhammed ümmeti içinde kitabın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayan kimse bulunamaz. Bu da Hak'tan Müslümanlara dönük ilahi bir inayettir. Çünkü Allah bizim böyle bir durumdan korunduğumuzu bildirmiştir ki bu da bizim adımıza bir müjdedir. Allah şöyle der: peygamber kendisine indirilene inandı. Müminler de inandı. Hepsi Allah'a, peygamberlerine, kitaplarına inandı. Peygamberlerden hiçbirini ayırt etmeyiz. Musa'nın getirdiği hükümlerden birisi Aşure günüdür. Biz de ona inandık ve peygamberin emriyle tıpkı Musa'nın farz olarak tutması gibi bir farz olarak onu tuttuk. Halbuki o bizde bir farz değildi. Sonra bize Ramazan'ı farz kıldı ve Aşure gününde serbest bırakıldık. Bu nedenle biz öncelik yoluyla onu tutar ve farz ve nafile sevabını Musa'nın inananlarına ilave bir derece olarak birleştiririz. Peygamber bize Yahudilere karşı çıkmayı emrettiği gibi Aşure'den önceki 9. ve 11. günde oruç tutmayı emretmiş ve şöyle demiştir: Aşure günü oruç tutunuz ve bu konuda Yahudilere muhalefet ediniz. Ondan önce ve sonra da birer gün oruç tutunuz. Halbuki Peygamber Musa'ya karşı çıkın demedi. Çünkü Allah bizi peygamberlere karşı çıkmaktan korudu. Bunun yerine Allah onların bazı hükümlerini bizden düşürdüğü gibi bizim adımıza hüküm yaptığı bazı şeyleri de sonradan düşürdü. Biz bütün şeriatlardaki hükmü kalkmış ve kalan her şeye inanırız.
Bir şeye inanmak yapmayla ilgili bir emir olmadığı sürece onu yapmaya gerektirmez. Yahudilerden farklı davranmamız bu ölçüyle sınırlıdır. Bu nedenle bilginlerimiz Aşure'nin Muharrem'in 9. günü olduğunu zannetti. Halbuki onun 10. gün olduğu görüşümüzü destekleyen hususları aktardık. Bu rivayet Ebu Ahmet bin Ali el-Cürcani'nin İbni Huyey'den, onun Davud bin Ali'den, onu babasından, onu dedesinden aktardığı hadistir. Hadiste peygamber şöyle der sallallahu aleyhi ve sellem. Gelecek seneye ulaşırsam bir gün öncesinde ve sonrasında oruç tutacağım. İkinci hadisi ise Müslim Hakem el-Araç'tan aktarır. Şöyle der. Örtüsünü zemzeme daldırmış iken İbn Abbas'a gittim ve kendisine şöyle dedim. Aşure günü orucu hakkında beni bilgilendir. O da şöyle dedi. Ey adam, Muharrem hilalini görünce 8 gün say. 9. günü oruçlu geçir. Ben de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle mi tutardı diye sordum. İbn Abbas evet diye cevap verdi. Yani gelecek seneye kadar yaşasaydı böyle tutacaktı. Söylediğimiz hususu Müslim'in İbni Abbas'tan aktardığı şu hadis de destekler. Peygamber Aşure günü oruç tutup tutmayı emrettiğinde kendisine şöyle denilmişti. Ey Allah'ın peygamberi! Bugün Yahudi ve Hristiyanların saygı gösterdiği bir gündür. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelecek yıl geldiğinde Allah izin verirse 9. günde tutarız demiştir. Sonra şöyle demiştir. Gelecek yıl gelmeden Hazreti Peygamber vefat etmişti sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şayet tutsaydı 9. günü aşure olarak tutmayacaktı. Aşure gününün ise Muharrem'in 10. günü olduğu kesinleşmiştir. Öyleyse bu kanıtlar ortadayken 9. gün aşuredir denilemez. 9. ve 10. gün orucunun hikmetini bu bölümde el-evvel ve el-ahir isimlerinde açıkladık. Aynı şekilde aşureden sonra gelen gün orucu hakkında da benzer şeyleri söyledik. Böylece bu konuda yaptığımız açıklamalardaki uygunluk öğrenilir. 11. gün aşure orucuna katıldığı gibi el-ahir ismi de el-evvel ismine katılır. Çünkü 10 basamaklı sayıların 11 ise bileşik sayıların ilkidir. Başka bir ifadeyle ondan sonraki ilk bileşik sayı 11'dir. Çağrının aşurenin öncesi ve sonrasındaki günü oruçla geçirmeyle ilgili emrindeki hikmetine bakınız. Böylece Yahudiler aşure orucu bizim adımıza belirlenmiştir diyemez. Çünkü farzlarda böyle şeyler nahoş karşılanır. Fakat insan sürekli yaptığı bir amelde ise bir engelleme olmadıkça bunun bir önemi yoktur. İnsan Ramazan gelmezden devam ettiği bir oruç olmadıkça Ramazan'ı kasıtlı olarak bir veya iki gün öne almamız bize yasaklanmıştır. Ramazan orucu başka bir oruca bitişmesin diye Ramazan bayramı orucunun yasaklanması da hikmetin gereğidir. Böylece Allah farzı nafile ibadetten ayırır. Cuma gününün yorumu ise daha farklıdır. Allah izin verirse onun orucundan bu bölüm içinde daha sonra söz edeceğiz.